Merhaba canlarım, nasılsınız güzel ailem, kutup ailem, güzel kardeşlerim, bacılarım, sultanlarım, nasılsınız? Beni sorarsanız elhamdülillah ben iyiyim. Öncelikle ne diyoruz? Vlog beğenip, yorum yapıp, evet, abone olmayı unutmayın. Vloglarımızı, evet, beğenin, yorum yapın, reklamları atlatmadan kardeşlerim paylaşın, Facebook, Instagram, WhatsApp'ta paylaşın. O da gelir getiriyi paylaşmak. Kardeşlerim, dostlarınıza, akrabalarınıza, komşunuza bize abone yapın. Yaparsanız seviniriz. Hepinizden Allah razı olsun. Evet canlarım, bizim güzel abi, sensiz diyorsunuz ya, bu kız niye acaba? Ben gelmek istemiyorum ekrana. Bugünlerde pek psikolojim şaşarık değil. Psikolojim şaşarık olunca zaten eğlenceli video çekeceğiz. Şimdi kışlarım. Dün nerede kaldık anne? Hikayede. Bu arada çok yorum gelmiş. Evet. Gelen yorumlara teşekkür ederiz. Daha dönemedim ama hepsine döneceğim. Ha, birisi şöyle söylemiş. Madem seni döveceklerdi neden aldılar? Dövme sebebi nedir diye sormuşlar. Sebep yok. Sebep yok. Büyükelitime de aynı öyle 9 aylık doğum yaptırdılar. Ya onların tabiatında olan bir şeymiş. Bir yani. Ortanca eltim benim babamın dayısının kızı olduğu için onlar kızına sahip çıkabiliyordular. Yani dişliydiler. Ona kocası da sahip çıkıyordu. Bir şey yapamadılar. Benim kadar yapamadılar bizim kadar. İşte öyle canlar. Eşim de annesine çok bağlıydı. Yani düşünün, Sultan Süleyman'ın annesi neydi? Ne diyorlar buna? Başhanım bir şey işte ya. Padişahın anası işte ya. Aynı öyleydi benim kayınlamda. Yani evde kayınlam nedirse olurdu. Haseki Sultan. Ha. Öyle bir şeydi. Onun için herkes kaynam ne yaparsa onlar da onu yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Aynen öyle. Şimdi yorumlar için hepinize teşekkür ederiz. Değil mi Sutiş? Allah hepinizden razı olsun. Evet. Buradan tüm abonelerimize sevgi ve selamlarımızı iletelim. Onları çok seviyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Aynen. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar, iyi ki bizim, aynen, ailemizler. Ben onlara abone olarak da bakmıyorum, akrabalarım diyorum. Çünkü onlar benim akrabalarım. Biz onlar akraba gibi olduk artık. Aile gibi olduk. Bir fakat aile gibi olduk. Şimdi bu hikayenin aslında bir hatıra kalmasını istedik biz. Ben onun için giyindim. Hem ölürüm de, ölürsem çocuklarıma hatıra kalsın, güzel bir anım kalsın. Aynen. Ben yani bunu yapma amacımız tabii ki hem ileriye dönük genç kızlara da bir örnek olsun. Evet. Hem bir de ben ileriye dönük belki burada çok ilerlersem bunun kitabını yazabilirim. Evet. Benim zaten hayalim bu, bunun kitap yazmak. Bir de bu konular konuşturken ekran karşısında evet olmak istemiyorum. Çünkü sinirlenebiliyorum. O yüzden böyle geri planda hem annem daha rahat anlatabiliyor. Yanımda olunca da olmuyor. Çekinerek anlatmasın diye, daha rahat anlatsın diye. Şimdi Sütteş. Bir şey söyleyeyim ondan sonra. He. Canlarım, bazı youtuberler şöyle söylüyor. Biz çok çektik. Yani çalıştık, yıprandık. Şudur, budur. Ben de çalıştım. Onları anlatacağız da. Hepimiz çalıştık ama benim gibi kimse bulamadı. Keşke çalışmayla hayat geçseydim. Yani. Evet, en son nerede kaldık? Dedik ki mahkemeden 24 yıl ağır ceza hapisiydi. Evet. Sonra ne oldu anne? Sonra kızım işte muhtar araya girdi, dediler böyle olmaz. Babam da zaten korkak birisiydi, şöyle korkak biriydi. Benim babam 7 aylık doğuma, biraz korkar mahkemelerden, şeyden, cezaevine filan. Babam da cezaevine girecekti sonuçta, muhtar araya girince babam yumuşadı. Tabii muhtar dedi ki Yaşar dayı, ben varım dedi, sen ölürsen ben varım dedi. Ben senin kızına babalık yapacağım dedi. Bir şey olursa bir daha günü benim kapıma gelecek dedi. Ondan sonra bizim kahvelerimiz geldi tabii kızlar orada. Annem tabii saçı kayıyormuş da çemberini şey ister. Bir de der kamera arkası Sultanış. Bugün kamera arkası benim kuşum. Bir de der ki röportaj yapmak kolay değil der. Yani bütün yaşadıklarımı yeniden hayatım gözümün önünden geçeyim. Yeniden o psikolojiyi yaşayayım. Kolay bir şey mi yani? Tamam. Zor bir şey. Evet, sonra muhtar araya girdi. Siz sonra barıştınız mı? Nasıl oldu?
Muhtar araya girdi. İşte öyle dedi, Yaşar dayı ben varım dedi. Bundan sonra bir şey olmaz dedi. Olamaz dedi. Neyse biz yeniden ifade verdik işte. Ağır yük kaldırmaktan çocuğu öldüğünü. Yaralarımda düştüğüm için, işte merdivenden düştüğüm için bu hale geldiğimi. Yeniden yalancı bir ifade verdiler. Yaşım büyütüldü. Yaşım, kemik yaşıma baktılar işte. Kemik yaşım 15'ti ama 16'ya çıkardılar. O zaman vardı yaş büyütme. Anne baba rızasıyla resmi nikah. O zaman bir dakika. Sen 77'lisin o zaman. Ben nüfuste 11 yaşındaydım o zaman. Hayır, kemik yaşı yapıyorlar ya sana. Kemik yaşım 15'ti. Tamam, sonra 16'ya çıkartmadılar mı? 16'ya babam çıkardı ki. Bir yaş büyük yazdırdılar o zaman. İşte. Anne baba. O zaman sen şu anda 48 değil 47 yaşındasın. Bilmiyorum yaşımı, ben fazla bilmeyeyim işte. Neyse, bunu araştırırız arkadaşlar. Sonra ne oldu Sütüş? Sonra ne olacak? Hakim dedi ki resmi nikah olmadan bu işi şey etmem dedi. Ondan sonra yaşım büyütüldü, şey yapıldı. Resmi nikahım anne baba imza attı, yapıldı. Peki o resmi nikah defterinde bir fotoğrafım var, vesikalık. Evet. Orada gözünün biri mor, onunla mı alakalı? Evet, o morluk onunla alakalı. Bir ay geçmişti aradan. Gözüm ama morluğu tam gitmemişti yani. Arkadaşlar o fotoğrafta annemin gözünün biri mor. Gözüküyor zaten fotoğrafta ama burada paylaşmayacağım. Ben ona böyle... Siyah beyaz resim. Çok eskiden renkli olsa daha belli olurdu. Cüzdanında var yani, fotoğrafta gözüküyor. Demek ki oradan kalma. Ondan kalma. Sonra resmi nikah yapıldı. Resmi nikah yapıldı. Rahmetlik babam beni teslim etti onlara. Sen nasıl gittin anne? Ben olsam gitmem. Ya cahilim kızım. Hani seviyordum işte. Akılım öyleydi yani. Ne kadar döverse dövsün ben seviydim. Soğumuydum hiç. Keşke soğusaydım. Keşke o zaman şehit olup öleydim. Yani çocuk karnımda birlikte öleydim. Ben bunu düşüneyim. Niye ki? Ondan sonra daha çok çektiğim için. Keşke öleydim de kurtulaydım. Ha, babam şöyle dedi resmi nikah yapılmadan. Bir gece babamlarımla birlikte bir odadayım. Dur bir dakika. Kamyon geçti. Öyle. Bir gece ablamların oradayım. Daha resmi nikah falan olmadı. Daha mahkemelikti. Babam şöyle dedi anama. Govali dedi. Yani dedemin gözleri maviymiş, annem babasının. Ali'ymiş adı. Göv Ali dediler yani, göv gözlü Ali. Govali demiş, babam öyle dedi anneme. Annemin adayı şeydi ama. Ben duyayım ama yatakta onları. Aşağıda yerde yatayım. Govali dedi, bu kız dedi kocasını seviyor. Bu kız yine gidecek buraya dedi. Bunu biz dedi ışımadan götürelim, denize atalım dedi. Bu kız dedi, ölsün de dedi. Biz de kurtulalım, o da kurtulsun dedi. Annem de dedi ki, öyle deme lan dedi. Seviye herhalde kocasını dedi. Bırak dedi, elleme dedi çocuğu dedi. Neyse velhasıl resmi nikah yapıldı. Babam onlara teslim etti beni. Tabi anam çok ağladı peşime, babam da ağladı. Babamın vazgeçmesi, babam da cezaevine girecekti. Yani o vicdanı da ele koyamadık. Babam ondan vazgeçmek zorunda kaldı. Beni bir taksiye attılar, götürdüler Eltim'in evine. Tekeköy'de oturuyordu. Neyse, ne kadar salakmışım. Yani ölü doğum yapmışım, rahatsızım, dikişliyim. Adam benim yanıma bile gelmedi, bir teselli bile vermedi. Ayrı odalarda yattım kardeşlerim. Velhasıl ertesi gün köye çıktık. Köye götürdüler. Zayıflamışım ama bir iğne bir ip. Yani ölümden döndüm. Kayınvaliden başladı sabahsı laf sokmaya. Bak iğne ip gibi kalmışsın. Babangile gittin de bak aç kaldın. Bakamadılar seni. Böyle laflar soktular. Sabahsı ben dediler hadi bakayım dediler. Kocağına dediler
ata gübre yükleyecek sizinle. Beyaz gübreler oluyor ya şeker. Şeker gübreler 50 kilo. Neyse bir tarafını terkinin tutuyorsun. Bir tarafını yükleyip de bir tarafını sen tutuyorsun. Bir tarafını daha yükleyin. Tabii ben ata korkayım da var bir şey de yapacak, vuracak yine diye. Atın terkisini şeyini tutuyorum, gübreyi zorluyum. Öyle yükledi, ben dikişlerim o anda patladı. Ondan sonra hapse yaptım. Dikişlerim patladı, ilacım yok, pansuman aletlerim annemde kaldı. Sonra kardeşimin oğlu karşı, bizim kayınamgilin yan tarafında babamgilin tallaları var. Kardeşim, büyük abimin oğlu Rahmi vardı. Rahmi hiç seslendim, tarlada gördüm. Rahmi, Rahmi dedim. Anama söyle de benim ilaçlarımı dedim, yollasın dedim. Şuraya dedim, filan yere bırak dedim. Çünkü görüştüğümüyle beni, ailemle. Öyle böyle derken he. Yolladılar mı? He? Yoruya bıraktılar mı? Getirdiler bıraktılar. Ama ne laflar dinledim. Ne laflar söylediler. Neyse kardeşlerim yine dayak, yine işkence, hiç durmadı. Hiç durmadı işkence, en sonunda bunlar oğluyla araları açıldı, kendi araları. Bunlar... Babam o zaman herhalde dış memleket, dış Edirne'deymiş galiba. Baban fındığa gittiydi, fındık toplamaya. Neyse, babam kovdular evden. Velhasıl baban Edirne'ye gitti. Edirne'ye inşaata gitti. Orada büyük bir ameliyat oldu. Mide ameliyat olmuş. Midesinde yara vardı, ülser sarmış. Midenin üçte birini bıraktılar, ameliyat yaptılar. Sonra eşim Karya Arkan geldi. Ama sen o gelene kadar hep çalıştın değil mi orada? Tabii, çalıştım kaynatamın evinde. Eltilerim, meltilerim, görümcem de gitti kocaya, eltilerim de ayrıldı gitti. Bir ben kaldım. Ben kalınca babam rahmetli geldi. Bir günü kaynatam gire. Dur dedi, geçmez mal sahibinin, ben kızımı almaya geldim dedi. Yani kocası yok ortada dedi. Ben dedi kızımı almak isteyeyim dedi. Yalvardılar. Ne olursun işte alma. Bizim elimiz ayağımız tarlaya gidip ekim ekiyip kaynatamının mısır biçiyip. Ya düşmez kalkmaz bir Allah ki. Ondan neyse babam yine ses etmedi. Kış ayı, ocak aylarıydı, eşim geldi, kar yağıyama, kar diz boyu. Önce dedemlere mi gitmiş babam yoksa direkt şey babamın babasına mı gelmiş? Eve geldi de almadılar. Almayıcı. Yani senin baban gile gitmişler dedemlere. Almayıcı kapıda babam gel yakınır çok birbirimize. Hı-hı. Kapıda eşimi görünce rahmetli babam diyor ki Rahmi'ye, kardeşimin oğluna, Rahmi diye, bak diye, git diye, uşak diye, ameliyat da diye, insanlık bizde kalsın diye, git diye, al gel diye, eşime. Çocuk geldi Rahmi, dedem seni çağırıyor dedi. Eşim, neredeydi ki babam o zaman? Dışarıda kapıda tartışma yaşıyorlar hala, istemiyorlar. Neyse rahmetli babamın evine gitti o. Kaynatam evde yoktu. Akşam oldu. Ben dedim babam gire gideceğim dedim kaynatama. Tabi Adil geldi diyemiyorsun. Neyse gittim babam gire. Babam gire. Ne izin verdi dedim. Gitmeye şey diyemiyordular artık. Beni artık rahat bıraktılar son zamanda. Çünkü benim bir suçum olmadığını anladılar. Yani evde işte birilerini çekememezlik oldu. Neyse. Ondan sonra ben babamgile gittim eşimin yanına. Baktım babamgil tavuk kesmiş, suyunu içiriyorlar, süt pişiriyorlar, getiriyorlar. Öyle bir hizmet.
benim ailem öyle bir aile, ekmekli bir aile. Benim aileme düşmanı da gelse, bin kat yabancı da gelse benim ailem alırdı eve. Ama komşular da kızardı, her bulduğunuz evinizi almayın diye. Benim babam öyle bir adam değildi. Ekmekliydi, misafir canlısıydı. Neyse biz gece orada kaldık. Eşim dedi ki ben dedi Kökçü'ye gideceğim. Ablası var orada, Görümcem, kocası kahvede vuruldu. Dul Görümcem var. Ben ablamın yanına gideceğim dedi. Orada çalışacağım dedi. Karımı da alacağım dedi. Babam da dedi ki bak oğlum dedi. Kızım dedi dursun burada dedi. Kızım benimle birlikte tarlada çalışsın dedi. Sen git dedi, evin kur, işin kur. Bütün yaz dedi. Kız ayında gelirsin dedi, bir kamyon dedi, yiyeceğini, içeceğini, giyeceğinizi dedi. Her şeyi bir kamyon yükleyeceğim dedi rahmetli babam. Neyse tamam dedi eşim. Eşim tamam dedi, gitti. Sabahsı. Sen dedem nerede mi kaldın orada? Bu gece babamgilde kaldım. Sonra babam seni aldı mı yani? Beklemedim o süreyi. Dur şimdi. Eşim gitti, ben de kaynatamgile gittim. Sen niye gidiyorsun kaynatamgile? Gittim işte yani. İki yaşlı kaldılar ortadan. Hı. Sonra ben bir şeye sinirlendim, eşyalarımı topladım, bir iki çamaşırımı gittim ailemin evine. Ben de bunlarda niye kalayım, bu kadar çektim. Cahillik işte. Ondan sonra 2-3 gün sonra kocası vurulan görümcem geldi. Kökçü'deki görümcem. Babama dedi ki dayı dedi, ben oraya sahip çıkacağım dedi. Kocası hasta dedi, benim bir de işim gücüm ineğim tamam olayım dedi. Kocasıyla ilgilensin dedi. Neyse velhasıl babamı ikna ettiler. Görümcem benim, kaynatamgilin evine gittik. Görümcem benim eşyalarımı toplayacak, toplattım ile. Hiçbir şeyi mi vermediler? Bir kırık iğne bile vermediler. Anamın yaptığından da vermediler. Vermediler, karşı geldiler. Kıyafetlerimi bile zor aldım. Sonra bizim babamgilin orada okulun yanında bir araba vardı. Köy arabası. Eskiden o kadar araba yoktu. Hafta günleri, pazartesi günleri araba olurdu. Görüncem kar, kıyamet. Çıktık biz okulun yanına. Rahmetlik anamla babam bir kat işte yer yatağı, bir yorgan, yastık, battaniye getirdiler arabaya, kodlar yine. Öküz arabalarıyla mı getirdiler? Bilmiyorum o zaman neyini getirdiler. Getirdiler, koydular. Biz gittik Görümcem'in oraya, Kökçü'ye. Odun yok, kömür yok. Hangi evde kaldık yok o zaman biz? He? Hemen halamlarda mı kaldık yoksa babam ev mi tutmuştu? Halamlarda ne kadar kaldık? Bir 20 gün halamlarda kaldık. Tabi halam da anasının kızı. Hiç durmadı. Hiç susmadı. İşte malları bağ baktırıyor. Evde işleri bağ yaptırıyor. Hadi tamam yaptırsın ama eşim saçımı daradı bir kere onlarda. Ben banyo yapmıştım. Saçlarım çok uzundu. Eşim saçlarımı ördü diye laf yapmış. Kızdı. Kıskançlık yaptı. Anladım. Sonra baktı eşim olacak gibi değil. Görümcem birlik vermiyor. Bir ablası daha var aşağı mahallede. İğneci alım. Ha, oraya gidiyor işte. Diyor durumu anlatıyor diye abla böyle böyle diye. Sonra orada Görümcem'in kocası filan. Kocası çok merhametlidir Görümcem'in. O Görümcem'in. İğneci alımında. He. Burada diye Almanyalı diye akrabamızın diye boş evi var diye ağaç evi. Burayı diye hemen diye yıkayalım, temizleyelim. Buraya diye seni alalım diye. Arkadaşlar bu arada böldüm anne de. Bizim o gittiğimiz Kökçü köyünün yarısı Almanya'da zaten. Yani Almanyalı. Ve bizi
Bizim çocukluğumuz o Almanya'dan onların getirdiği kıyafetlerle falan. Aloğullar, Cemek Hasangil. İzleyenler varsa da belki tanırlar isimlerini, nereden? Dökmenin... Neydi adı? Hatırlarsan söylersin, ara ara söyle yani. Bunlar vardı. Sonra biz o ağaçaya mı taşındık? Yani tabi biz yoktuk o zaman piyasada da. Sonra eşim akşam eve geldi. Örgürümcem oraya dedi ki hadi gidiyoruz dedi. Nereye dedim? Böyle böyle dedi. Orada dedi, ev verdiler bize dedi. Gittik. Ev ahşap. Tarihi bir ev. Bomboş. Eşya yok, hiçbir şey yok. Kap yok, kaçak yok. Sağın taslarında çay yapıyordun galiba. Dur şimdi. Görümcemin kocası dedi ki ben senin yatak odan, eşyaların, işte anamın yaptığı kapları gideceğim köyden alacağım bu balığım gile dedi. Kaynatam gile. Kar kıyamet o adam traktörüyle köye çıktı. 25 kilometre vardı. Fazladır. Söyle. Çok fazladır. 40 kilometre vardır. Çıktılar motorun. Eski oldu da bir dakika. Evet kendi. Traktörün ramoyla traktörüne gittiler iki kardeş. Görümcem kocasıyla da kaynı. Gittiler yatak odamı, yataklarımı işte. İyi vermişler. Vermişler. Demiş ki kaynatama Görümcem'in kocası. O kız demiş yani o gelin sizi bırakmadı. 6-7 ay ekinizi ekti, mısırınızı biçti, topladı, yardım etti. Bir çuval un vermişler kaynatama. Bir çuval un vermemişler. Vermezler ki. Vermediler. Sonra kardeşlerim, halım yoğdu. Bir dakika. Halın yoktu. Halım yoğdu yerlere sermeye. Battaniyelerim vardı, gelinlik battaniyelerimi yere serdim. İyi kötü o evi delledik. Sobayı nasıl buldunuz? Sobayı da görümcemlilerin eski bir soba verdiler. Orada zaten nasıl... mutfak yoktu ki. Terek vardı orada, tahtada. Var, terek vardı işte. Sonra... Kapattın mı? Yo, açık anne seni dinliyoruz. Sonra estek köstek. Evde hiçbir şey yok. Yok. Ne yiyeceksin ne yiyeceksin? Adam ameliyatlı yerinden kalkamıyor. Orada duran birisi varmış. Bizim durduğumuz evde daha önce biri daha kalmış. Patates filan dikmiş bahçesine. Patatesleri sökmüş küçüklerini bırakmış. O patatesleri ben küçük de olsa topraklarını neşeliği beşeliği topladım. Eşime kızardım, eşime yediriyordum. Kendim aç duruyordum. Yani iyileşsin diye. Hasta ne yiyecek bu adam? Öyle böyle diyken ha. Görümcemin kocası orada Kökçe'de köy kahvesinin orada bakkallar vardı. Bakkallara kefil olayım. Bunlara diye yiyeceğini içeceğini verin. Devam etsin, dur. Bunlar diye ne isterse alsınlar diye. İyi, has. Bu sene yaz geldi. Saçlarım nasıl değil mi? Şuraya dizlere kadar. O kadar uzun ki. Gelen giden baban nerede diye. Yani eşimi babam zannediyorlar. Ay ne kadar güzel kız. Bu nasıl şey yani cahilim. O zaman 16 yaşlarında mıyım? 16 yaşlarındayım. Tabii 16 yaşlarındayım gibi. Yanlış anlatmıyorsam bu sene 15 yaşındayım. Aynı sene oldu mahkemelikle ayrılma sebebimiz. Ondan kardeşlerim yaz geldi. Yazın tütün günlüğüne, tütün dikmeye, ona buna çalışmaya,
Evin bir havlusu vardı. Oraya bahçe yapıyorduk. Tütün dikiyorduk. Eşim inşaatlara başladı. İyileşti. İnşaatlarda çalıştı. 3 sene çocuğum olmadı. Yani rahim bayağı zarar görmüş, çürümüş. Yenileyene kadar çocuğum olmadı. 3 sene sonra Barış'a eşimle ekim biçiyoruz. Tarlada birisine tarlayı komple alayım. Eşim tırpanla biçeyim, ben bağ yapayım. 2 tarla aldık, 3. tarlayı yarı oluyken ben hastalandım. Meğerim hamileymiş. Neyse, baktı ki ben çok kötüyüm. Kusayım, yemek yemeyeyim, su da içsem geri geleyim. Çelimsiz kaldım. Eşim o zaman... Bitti. Allah canını almasın. Bu da part 2'ydi. Part 3 istiyorsanız yorumlara yazı koyacağım. Öyle su değiş, bu işin heyecanı mı? Bundan bir sürü bir yok çıkar. Kızıcıklarım, aşk meleklerim, burada kalalım. Part 3'e... Ama devam edeyim part 3'e de. Ona bakacağız. Ona şimdi bakacağız. Devam edeyim. Ona bakacağız. Üstüm giyinik. Ona bakacağız. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Part 3'ü istiyorsanız yorumlara yazın. Allah size razı olsun. Şu an tam heyecanlı yerde kaldı. Hepsi bana seviyordu. Part 3'ü isteyenler yorumlara yazsın. Kuşum, part 3'ü de o zaman anlatalım. Tamam mı aşk meleklerim? Evet, yorum yapmayı, abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bu vloglar değerli vloglar. İzlenmesi bol olur inşallah. Birçok genç kıza da, birçok anneye babaya da ulaştırırız inşallah bu vlogları. Sizi çok seviyoruz. Şuradan şunu söyleyeyim. Bütün genç kızlara sesleneyim. Oğlan çocuklara da aynı benim için. Annenizin, babanızın didiğinden bir adım atmayın. Aynen öyle. Bir anne baba çocuğunun kötülüğünü asla istemez. Can aynen kardeşlerim. Ben bunu kızıma anlata anlata, kızım artık evlenmekten de vazgeçti. Keşke anlatmayaydı. Evet. Ama gerçekten anne baba sözünü tarih gibi söyleyeyim bak size. Bir anne baba çocuğunun kötülüğünü asla istemez. Aynen. Ben dinlemedim, cahildim, anlamadım ama siz dinleyin, şimdiki çağın gençlere daha açık göz. Anne baba birine zarar gelecekse bunu size söyleyeyim zaten. Aynen öyle. Size ders olsun, bir bunu anlatma sebebim benim gibi kimse küçük gelin olmasın. Aynen öyle. Küçük gelinler böyle oluyor kardeşlerim. Evet, sizi çok seviyoruz, Allah'a emanet olun. Bu da part 2 sizlerle olur birazdan. Part 3 isteyenler yoruma yazsın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel ailemiz. Bay bay.